بلی هوا له جا از جگرکتی بی شاهین ایرو عمل نسی بینه نه لدیره که جدا الجی پرتوکا هوا له کی چادرش خور دی نهش بو پرتوکا لی بلی امی رپورتاج خو ایرو ترکی امی بکن جبرگو هوا له می گو نسی بینه دیجن ای ترک جی هنر برای جیزانه بن به دیره که چاوا یا وی چاوا بکن ام توازم گو گلی ما حیا و جی هبی او جیزانه بن امی درباسی رو برنامه خو ببن مرحبا مرحبا و خیراتن Sağ ve spas. Şahin, sana Türkçe sorular soracağım. Türkçe cevaplar alacağım değil mi? Tamam. Öncelikle şunu sorayım sana. Hatta soruya geçmeden önce böyle güzel bir projeyi yapman çok çok güzel. Ben buradan geçerken burayı gördüm. Bayağı da etkilendim. Çok güzel, gençlerimiz için ilham olabilecek bir şey. Nusaybin'de, benim bildiğim Nusaybin'de veya bölgede de daha önce görmedim. Böyle bir şey daha önce yapılmadı. Bu projeyi yapmak nasıl aklına geldi? Doğrusunu söylemek gerekirse, şimdi bu projenin yapılış amacında tek bir sebep aramak yanlış olur. Hani bu kadar derin bir konuyu tek bir soru üzerinden cevaplamam da kesinlikle hani yanlış anlaşılmalara sebep olur. Özellikle üzerinde durmak istediğim iki nokta var. Birincisi eğitim, ikincisi üretim. Çünkü sonuç olarak üretmeden yenilenmeyen herhangi bir şey yok yeryüzünde. Sorularımıza geçmeden önce seni tanıyabilir miyiz? Benim adım da Şahin, seninle adlaşız bu konuda. Nusaybinliyim. 2015'te Hakkari Üniversitesi'nde Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunuyum. Şu anda Nusaybin'de normal özel hayatımı yaşamaktayım. Burada yaşamımı sürdürüyorum. Şahin, birinci sorum şu olacak. Ben daha önce Nusaybin'de veya bölgede, hani bölgenin tamamında, Mardin'de, Midyat, Kızıltepe veya Diyarbakır'ı bilmiyorum sayarsak, ben böyle bir proje görmedim. İlk defa burada görüyorum. Sen yapmışsın. Çok güzel. Yüreğine, emeğine sağlık. Bunu yapmak nereden geldi aklına? Nereden esti? İlk sorduğun soru üzerinden bir cevaplama yapayım. Yani böyle bir proje daha önce hani Türkiye'de de yapıldığını görmedim, en azından internetten yaptığım araştırmalar neticesinde bunu söyleyebilirim. Stand tarzı belediyelerin izin verdiği yerlerde stand tarzı çadırlar kurulup orada kitap satışları yapılıyor. Bunun yanında işte oradaki sahaflar kitaplarını hem daha iyi tanıtmak için hem de reklam gelirlerini artırmak için küçük bir kitaplık gibi bir raf oluşturuyorlar. Onları insanlara belli bir ücret karşılığında geri alıyorlar. Yani kar geliri olan şeyler yapılıyor ama böyle gönülden, ücretsiz, yani insanların okumasını teşvik eden bir şey yapılmıyor değil mi? Yani benimkisi tamamen sosyal bir bilinçlenme oluşturup toplumsal farkındalık yaratmak istiyorum. Asıl sebebim bu. Yani bunun nedenini hani tek bir şeyle özetlemek istemiyorum. Çünkü bu projeyi başlatmamın birden fazla nedeni var. Hani bu kadar derin bir projeyi en azından ben derin görüyorum. Tek bir cümleyle cevaplamak istemiyorum ama özellikle üzerinde durmak istediğim iki konu var. Eğitim ve üretim. Eğitimin insan hayatındaki rolünü herkes biliyor. Aynı şekilde mesela hayat, her şey birbirini etkiler, her şey birbirinin devamıdır. Şimdi eğitim olmadan üretim de olmaz. Sonuçta insan sürekli tüketen bir varlık. Yeni şeyler bulmadan, yeni şeyler üretmeden yapamaz yani. Yarını düşünmeden yapamaz. Sonuçta gündelik hayatımızda bile biz 10 yıl sonrasını düşünerek buralarda özel veya resmi yerlerde çalışmalar yürütüyoruz para kazanmak için. Benim değinmek istediğim nokta da burada başlıyor aslında. Hani insanın ruh halini tamamen iyileştirmeye yönelik olduğunu düşünüyorum kitap okumanın. İkinci sorumuza geçelim o zaman Şahin. Kitap okumanın insan hayatı üzerindeki yararlı etkileri nelerdir? Buna herkesin baktığı şekilde ben cevap vermek istemiyorum. Hani konuşma tarzımızı değiştiriyor ya da üslubumuzu değiştiriyor. Bunların dışında benim değinmek istediğim bir nokta var. Sonuçta biz bu hayatı kopuk kopuk yaşıyoruz. Belli evrelerden geçiyoruz. Hayat inişler ve çıkışlardan ibaret. Yani olayları biz sıcağı sıcağına yaşarken o an anlam veremeyebiliriz. O an neyin ne olduğunu bilmeyebiliriz. Bu konuda da hani belli bir kitap okuma alışkanlığından sonra kitapların birleştirici bir özelliği, toparlayıcı bir özelliği olduğuna inanıyorum ben.
Eksik olan, beynimizde eksik olan noktaları birleştiriyor. Hayattan gerçek anlamda, yüzeysel değil de derine bakarak bir anlam arayışına girmeye itiyor. Bu konuda hani bunların dışında söylemek gereken şeyler nedir? Yani hayata olan bakış açısını değiştirir insanın. Hayat, insanın bakış açısını genişletir. Ya da söyleyeyim, konuşma tarzını değiştirir. Yani üslubu değiştirir. Hani genel olarak söyleyebileceğim bunlar yani. Başka bir sorumuza geçelim Şahin. Üçüncü sorumuz olacak bu herhalde. Verimli kitap okuma nasıl yapılır? Bunu da gençlere ya da sadece gençler demeyelim. Kitap okumak isteyen her kesime, yani kitap okumanın bir yaşı yoktur diye düşünüyorum. Onlara önerilerin, tavsiyelerin nelerdir? Yani bunu insan en çok kendi kendisini bilir. O deneme yanılma yoluyla insanlar buna bir karar verecek. Ben mesela hani kendimi belli bir saate sabit tutmuyorum ya da bu kadar sayfa günde okuyacağım diye bir şey yok. Bazen bir hafta okuyamıyorum. Bazen bir günde ya da iki günde bir kitabı bitirebiliyorum. Yani deneme yanılma yoluyla bu kitap okuma birazcık ruh haliyle ilgili olduğu için herkesin kendine ait bir yöntemi olduğunu düşünüyorum ben. Ki olmalı da. Yani insanlar ilk önce bunun farkında olmalı. Yani bu hani giyim kuşam gibi değil. Yani bir tişört veya bir pantolon veya bir ayakkabı başkasında görüp beğendiği için hani üzerine alıp ona da yakışacak gibi bir şey yok. Kitap okumanın diğer şekilde ben şöyle söyleyeyim o zaman. Senin dediğini şöyle özetleyebiliriz. Her insanın kendi tarzı var. Kendi süresi var. Kendi yaşamından ayırdığı bir süre var. Örneğin ben kendimden örnek verdiğim zaman ben kitap okumaya şöyle başlarım. Akşamları uyumadan bir saat önce bir yarım saat 40 dakika okurum. Bazen 10 dakika okur uykum gelir, uyuyorum. Dediğin gibi belirli bir süresi yok. Her insanda da farklılıklar gösteriyor değil mi? Eklemek istediğin bir şey var mı bu konuyla ilgili? Yani bunun dışında zaten en başta eklemek istediğim, en sonunda da gene ekleyeceğim. Yani birilerinin sizin hayatınıza etki etmesi için kimsenin mucizelerle karşınıza çıkmasını beklemeyin. Siz kendi kendiniz mucizenizi yaratın. Yani genel olarak bu kısa sürede anlatabileceklerim bunlar. O zaman ben de bir şey söyleyeyim. Sözcükler gücün seste vücut bulan halidir. Senin gençlere bir çağrın var mı burayla ilgili? Nusaybin, özellikle Nusaybin gençlerine. Bu konuda da hani ben bu projeyi ben ortalama bir 5 aydır düşünüyorum. Hani bir daha yeni bir haftam oldu bir uygulama süreci. Kurmayana kadar da hani insanların gerçekten bu kadar olumlu tepki vereceğini ben düşünmüyordum. Tamam hani herkes kitapların iyi olduğunu söyler. Okumayan insanlar da aynı şeyi söylüyor ama yani en çok karşılaştığım şey sosyal medyadan olsun ya da buraya gelip muhabbet etmek isteyen arkadaşlarımız, okurlarımız olsun. Söyledikleri tek şey bu bizim hayalimizdi. Bu bizim hayalimizdi. Etkilendiğin bir arkadaşın falan son günlerde gelen bir düşüncesini falan aktarabilirsin bize. Onlar da zaten büyük ihtimal bu video yayınlandıktan sonra izler bunu. Hani ben sabit bir şeye takılı kalmak istemiyorum. Çünkü buraya gelen her insan zaten, buraya gelen insan kitlesi, beyin yapısı belli zaten. Hani kahve kültürüne sahip olmayan insanlar genelde kitaplar ilgisini çeker. Ya da eğitim dünyasıyla ilgilenen insanların ilgisini çeker kitaplar. Yani her birinin ayrı bir sohbeti var. Yani şu anda şimdi birininkini söyleyip diğerininkini söylememek olmaz. Anlıyorum seni, çok güzel. Dedik belki ters köşe yaparız ama her sorumuza öyle felsefik cevaplar veriyor ki biz de bazen tıkanıyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi burası çok güzel bir yer. Yeni bir haftadır aşamaya geçilmiş. Çok güzel bir düşünülmüş bir proje. Gençlerimizin sık sık ziyaret etmesini istiyoruz. Özellikle Nusaybin gençleri veya çevre ilçelerden, illerden. Oluyor ya, hepimiz yazın sıcağında kalkıyoruz. Buradan pikniklere gidiyoruz. Su alanlarına, özellikle Beyaz Suya falan gidiyoruz. Gelin buradan kitabınızı alın arkadaşlar. Gene pikniğe gittiğiniz zaman kitabınızı orada okuyun. Arkadaşımız kitapları ödünçle veriyorsun değil mi? Ödünç veriyorum. Zaten burada görünen her şey ücretsiz. Herhangi bir maddi ya da ticari kazancım yok. İsterseniz ben bir anlatayım görsel tabii olarak. Hani tabii ki öyle anlatabilirsin. Yani kitap raflarında bulunan kitapların, ben 180 tane kitapla buraya girdim. 180 tane bana ait olan kitabımı buraya koydum. Ben buraya girdikten sonra bana da ortalama 10-15 tane kitap geldi, okurlarım getirdi. Kitaplarımı alan arkadaşlar, burada bir kayıt defterimiz var. Kayıt defterine
iletişim bilgisini ve kitabı aldığı kitabın bilgisini yazdıktan sonra. Aa, Şahin Gökçe. Evet. Ben de aldım bir evet. kitap. İşte bu kayıt defterini doldurduktan sonra. Şöyle diyelim o zaman. Arkadaşlar buraya gelip kitap da alabiliyorsunuz. Hatta kitap bağışı da yapabiliyorsunuz. Bekliyoruz yani. Çünkü evet kitaplarımız var ama belki yetmeyebilir bazı yerlerde. Çünkü daha yeni bir aşam, yeni bir projede ilk aşama olduğu için daha tanınma, daha çok tanınmıyor ama gün geçtikçe daha da tanınacak ve buraya gelen arkadaşlar başka arkadaşlarına anlatacak. O arkadaşları buraya başka arkadaşlarını getirecek. Bunun için sizden ricamız, benim kendi adıma, ben de bir dahaki gelişimde kitap getireceğim. 3-4 kitap sözü veriyorum sana. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Kitapları getirin arkadaşlar. Okuyan okusun, alsın, okusun, geri getirsin. Ayrıca kitap ödünç alan arkadaşlara da şunu söylemek istiyorum. Aldığınız zaman bir hafta 10 gün süre içerisinde getirmeye çalışın. Siz okudunuz, evde durmasın, başkası da okusun. Veya siz okumadınız, işiniz çıktı, baktınız okuyamıyorsunuz, getirin başka arkadaşlar okusun. Çok çok teşekkür ederim bizi izleyecek arkadaşlara. Şahin'e böyle güzel bir projede böyle güzel bir şey düşündüğü için ben kendi adıma, Nusaybin gençleri adına teşekkür ediyorum sana. Eklemek istediğin bir şey var mı? Yani ben bu projeyi başlattım ama yani içinde olduğumuz şartlar belli. Bir çadır branda var burada. Bu sadece yaz ayı boyunca geçerli olacak bir proje. Hani ben bunun böyle kalmasını istemiyorum. Bunu büyütmeyi de düşünüyorum. Nasıl büyüteceğim derseniz, ben ileride, şu anda pandemi sürecinden dolayı çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu normalleşme süreci başladıktan sonra ben gerekli yerlere gerekli başvuruları yaptıktan sonra burada özellikle lise çağına başlayan gençlere seminerler vermeyi planlıyorum. Eğitim ve üretim temalı. Çünkü hayatın sadece yüzeysel olarak veya bize sunulandan ibaret olmadığının farkındalığını yaratmak istiyorum. Ben bu projeyi başlattım. Tek başıma başladım bu projeye. Burada hani halkımın gerçekten bunu büyütmesini istiyorum. Çünkü burada hiçbir ticari kazanç yapılmadan bir proje söz konusu. Burada hani bununla ilgilenmeyip ben de herkes gibi duyarsız kalabilirdim. Yani Nusaybin'deki yaşam koşulları belli, çok zor. Burada yaşanan olaylar olsun, insanların maddi sıkıntıları olsun. Yani en azından belki bir kitap onun içindeki gizli anahtarıdır. Söyleyelim o zaman. Senin söylediklerinden anladığım kadarıyla Şahin halktan beklentilerini söyledi daha doğrusu. Yani halkın onu bu süreçten sonra yalnız bırakmasını istemiyor. Örneğin biz bu çadırı açtık ama yaz ayları bittikten sonra kaldırmak zorunda kalacağız diyor. Bundan sonraki aşamalarda da yalnız kalmak istemiyor. Bunu istiyor sizden. Biz de yalnız bırakmayacağız onu. Siz de değerli izleyicilerimizin onu yalnız bırakmamasını istiyoruz. Instagram hesabı da var değil mi? Yol Geçen Kütüphanesi olarak geçiyor Instagram üzerinden. Yol Geçen Kütüphanesi. Yol Geçen Kütüphanesi Instagram üzerinden de takip atabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz böyle güzel bir proje için. Biz programımızı sonlandırıyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir projede bizleri yalnız bırakmadığınız için, bizi izleyeceğiniz için. Sizden ricamız videolarımızı paylaşın. Daha çok kitleye ulaşsın. Beğenin. YouTube'da trend listesine girsin. Başka diyecek bir şeyimiz yok. Sağlıcakla kalın. Şahin, el sallayalım.